İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Dikran'a girdi Ermeniler yıllar sonra doğum yerinde bir araya geldi. Azerbaycanlılar Artsakh'ın Ağavno köyüne elektrik direkleri kurmaya çalışıyor, Ermeni tarafı izin vermiyor. Uluslararası Artsakh'ın kültürel mirası başlıklı konferans Azerilerin engelleme çabasına rağmen gerçekleşti. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerleri Sığırt, Siirt'in Botan Vadisi. Rudenko yeni bir Paşinyan-Putin-Aliyev üçlü görüşme olasılığını yadsımıyor. Fransa'nın Montpellier şehrinde Ermenistan adında bir park açıldı. Batı Ermenistan Harbert Harput'ta kazılar devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Dikranagert'teki Ermeni Surt Giragos Kilisesi 7 yıl aradan sonra tekrar açılırken, memleketlerinden kopartılarak dünyanın dört bir yanına savrulan Dikranagertli Ermenileri bir araya getirdi. 7 yıl boyunca kapalı kalan kilise görkemli bir açılışla dünyanın dört bir yanına savrulan Ermenileri buluşturdu. Çocukluğu, gençliği Dikranagert Ahmet'te geçen kimisi 50 yıl sonra, kimisi 25 yıl sonra ilk kez memleketlerine geliyordu. Ancak doğup büyüdükleri evleri yerle yeksan edilmiş, dar küçeleri ise hafızalardan silinmişti. Kilisenin açılışı ve Ermenilerin buluşması bir taraftan sevinç ve mutluluk getirirken, diğer yandan ise hüzün ve acı hatıraları tazeledi. Ermeniler yaşadıklarını birbirlerine anlatarak eski günlerin hasretini giderdiler. Artsakh'ın Ağavno köy muhtarı Antranik Çavuşyan, Lragir AYM'e anlattığına göre Artsakh'ın Ağavno köyüne Azerbaycanlılar elektrik direkleri kurmadılar. Köyün yakınındaki dağlara kurulacaklar. Muhtar Çavuşyan, sorumlu kuruluşlarla çatışmayı göz önünde bulundurarak bu elektrik direklerinin köyün dışına yerleştirilmesi gerektiği konusunda da anlaştık. Teklifimiz geçti. Bu yeni bir konu değil. Anlaşma eskiden vardı. Sadece o elektrik direklerini kurmaya geldiler. Köyde bir yere yerleştirmeye çalıştılar, izin vermedik diye anlattı. Ona göre 9 Kasım'daki üçlü anlaşma yeni bir yol inşa etme, elektrik geçişi ve diğer konuları öngörüyor. Köy muhtarı, elektriğin sağlanması konusunda bir anlaşma vardı. Rus barış güçleri görevlerini yaptıklarını söylüyorlar. Hatta bizim anlaşmayı ihlal ettiğimizi düşünüyorlar. Şimdi insanlar bunu görüyor ve Azerbaycanlılar yol yapıyor diyorlar. Bizim tarafımız yapmıyorsa o tarafı yapıyor. Gece gündüz çalışıyor, bizim tarafımız neden yapmıyor? O yol bizim köyümüzün yanından geçiyor ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Biz burada yaşamaya devam edeceğiz, dedi. Artsakh'ın kültürel mirasının korunmasına ilişkin uluslararası konferans, Azerbaycan'ın karşı girişimlerine rağmen Viyana'da gerçekleşti. Konferans, Salzburg Üniversitesi Mavi Kalkan'ın Avusturya ofisi tarafından düzenlendi. Konferans öncesinde 11-14 Mayıs tarihlerinde Salzburg'da çatışma sırasında Kültür Artsakh'ın Ermeni Kültürel Mirası başlıklı bir sergi açıldı ve bu arada Artsakh'ın Manevi ve Kültürel Miras adlı İngilizce kitabın sunumu gerçekleşti. Kitap, Eçmiadzin Ana Katedrali'nin Artsakh'taki Manevi ve Kültürel Miras ofisinin girişimiyle yayınlandı. Armenolog Bayanı Dumdragut, potansiyel katılımcılardan bazılarının sorunun siyasi değil kültürel olduğunu söylemesine rağmen çatışmaya dahil olmak istemediklerini söyleyerek konferansa katılmayı reddettiğini ifade etti. Armenolog, Avusturya'daki halkın Ermenistan hakkında biraz bilgisi varsa da Artsakh hakkında bilgilerinin olmadığını belirtti. Şu anda Artsakh'ta 100 bin Ermeninin yaşadığını ve orada bulunmalarının kültürel mirasın korunduğunun garantisi olduğunu hatırlamak, konuşmak çok önemli. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan'daki Sığırt, Siirt ilinde bulunan Taşbaşı Mağarası yanında konumlanan delikli taş, Botan Çayı'nın üst kısmında yer alıyor ve doğal güzelliğiyle turistlerin dikkatini çekiyor. Geçmişte barınma amaçlı kullanıldığı bilinen mağaranın iç çeperlerinin el darbeleri ile oluştuğu görülüyor. Var olan iki mağara arasında bulunan küçük bir pencere sayesinde mağaralar arası ulaşım dışarı çıkmaya gerek kalmadan iç kısımdan sağlanıyor. Mağaranın hemen yan kısmında bulunan atlama taşı olarak adlandırılan büyük bir kaya var. Ziyaret eden gençlerin cesaretlerini kanıtlamak için bir kayadan diğerine atlamalarından dolayı taş bu isimle anılıyor.
Botan Çayı'na 350 metre yükseklikten bakan mağara, dik kireç taşlarının milattan önceki devirlerde oyulmasıyla oluşmuş. Değerli vatandaşlar, vatanımız olan Batı Ermenistan'ın bu ilgi çekici yeri sizin de ziyaret edip keyif alacağınız yerlerden biri olabilir. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Artsakh sorununun çözümünü görüşmek üzere Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin yeni bir üçlü toplantısı düzenleme olasılığını dışlamıyor. Armen Press'in bildirdiğine göre Rudenko bu düşüncesini TASS ajansı ile yaptığı röportajda ifade etti. Andrei Rudenko, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021, 26 Kasım 2021 tarihli üçlü anlaşmaları yerine getirmek amacıyla her kademede sistemli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Liderler sürekli temas halindedir. Gerektiği zaman yüz yüze görüşme olasılığını dışlamıyoruz. 12 Mayıs'ta Duşanbe'de Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde Sergey Lavrov, Bakü ve Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ilişkin tüm konuları Ermeni ve Azeri mevkidaşlarıyla görüştü, dedi. Fransa'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin Facebook sayfasından öğrendiğimize göre Fransa'nın Montpellier kentinde Ermenistan adlı parkın açılış töreni gerçekleşti. Montpellier Belediye Binası'nın yakınındaki büyük parka Ermeni-Fransız dostluğunun bir işareti olarak Ermenistan'ın adı verildi. Parkın açılışını Montpellier Belediye Başkanı Mikael Delafus ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Fransa Büyükelçisi Hasmik Dolmatjan yaptı. Montpellier Belediye Başkanı, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Fransa Büyükelçisi, Montpellier Ermeni Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı, Montpellier'deki Paul Valéry Üniversitesi'nden Profesör Gerard Dedeyan birer konuşma yaptılar. Konuşmaları kültürel program takip etti. Montpellier Ermeni Derneği Okulu'ndan çocuklar tarafından Yeşe Çarents'in şiirleri okundu. Charles Aznavour ve diğer bazı Ermeni bestecilerin şarkıları Montpellier Ermeni Derneği Okulu çocukları tarafından seslendirildi. Duduk müziği sunuldu ve Fransa'daki Ermeni Gençlik Birliği temsilcileri tarafından Ermeni etnografik dansları sergilendi. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yapılan yüzey araştırmalarında seramik parçalarına, mutfak gereçlerine ve bazı objelere rastlandı. Harput İç Kale Kazı ekibinin Harput Kalesi'nin yüzey araştırmaları ve çalışmalar tamamlandı. Alanda yürütülen çalışmalarla ilgili rapor hazırlandı. Harput M.Ö. 8. yüzyılda Urartularla yaşam serüveni başladı. Yapılan arkeolojik kazılarda Harput'un tarihinin daha eskiye dayandığı ve burada yaşam kültürünün 3000. yıllara kadar uzandığı netleşmeye başladı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Markaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hovarek Sarercan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.